Seyyah Alem Aczi, selamun aleyküm efendim. Aleyküm selam. Cumhurbaşkanımıza, hüsnü zannınıza müsteniden soruyorum. Hal ve vaziyet böyleyken başkan neden müdahale etmiyor ve halkını neden bu sefarete mahkum ediyor? Sultan Fatih, rivayet, Sultan Fatih Han Hazretleri bir beldeye gidiyor. Bir dilenci yahut da bir sahil neyse yaklaşıyor. Allah için bir yardımda bulun diyor. Sultan Fatih herhalde bir altın falan verdiriyor ona. O da diyor ki, yani sultanım diyor, yani bir sultanın bir altın sadaka vermesi ayıp olmuyor mu? Yanına çağırmış, demiş çabuk bu altını ceben koy. Diğer senin gibi olanlar duyarsa bu da sana düşmez. Şimdi başkan ne yapabilir? Yani başkan geldiği zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanı veya başbakanı açıkça, gizli değil, kara göründü diyordu. Devlet iflas etti diyordu yani. Şeyde kasamızda para kalmadı diyordum. Bunu açıkça söylüyorlardı. Gizlimizde değil yani. Bakın, kara göründü, tabirini göreceksiniz. Öyle bir zamanda devleti devralmış. Devleti devraldığı zaman da bir devlet değil, en aşağı 10 tane, 20 tane devlet var. Polis ayrı devlet. Adliye ayrı devlet. Üniversitelerin her birisi ayrı bir devlet. Yani sendikalar ayrı bir devlet. Sendikalar ayrı bir devlet. Hatırlamıyor musunuz şeyde İstanbul'da 30-40 kişi öldü bir sendika hareketinde, işçi bayramında. Öyle değil miydi? 30-40 kişi öldü. Yani adam nereden para bulur da bunda nizamın değişmek mecburiyeti, yani nizam değişecek, nizam değişecek. Faiz sistemi oturmuş. Şimdi faizi kaldırsın efendim. Bunu bilmeyenin konuşması yani bu. Bunu bilmeyenin konuşması. Sistem faiz üzerine dönüyor. Sistemin temelini faiz üzerine kurmuşlar. Şimdi benim senin için kolay. Bizim bankayla işimiz yok, şu yok, bu yok. Ama esnaf için, efendim büyük fabrikalar için, bilmem ne için bankalar zaruridir. Adam her gün parasını cebine koyup Elazığ'dan gelip parayı ödeyip mal alıp gidemez. Banka vasıtasıyla havalesini yapacaktır. Banka da o sistemi kurmuştur. Yani bütün iktisadi sistem bankaya çalışıyor. Bir günde bunu kaldıramazsın, bir günde buna şey yapamazsın. İşte ne yaptılar? Ümit ediyorum, muvaffak olacaklar. Finansları kurdular. Şimdi Ziraat Bankası'nın bir de finansı var. Yani faizsiz çalışanı var. İlla banka sistemine ihtiyaç var. Faizli veya faizsiz. Ha, bu ne yapıyor? Devleti iflasa sokmamak için bunun faizsizliğini ortaya çıkarttı. Ama şimdi ben eminim ki 10 defa hac yapmış adam Ziraat Bankası'nın faizli kısmıyla muamele yapar da faizsiz kısmına gitmez. Devlet, insanların gafleti de bu derecededir. İsterseniz yoklayın, araştırın, göreceksiniz. Adam faizli kısmını tercih eder. Hacıdır, hocadır, bilmem nedir, namazlıdır, niyazlıdır. Faizli kısmını tercih eder. Yani milletin hamuru bu, yapısı bu. Alışmış o işe. Alışmış, kudurmuştan beterdir. Hazine tam takır. Devletin başındaki adam kara göründü diyor. Devlet başkanı gelmiş, böyle bir devlette idareci olmuş. Hadi siz bana söyleyin bakayım ne yapabilir? Tedricatla, yavaş yavaş. Şimdi biz açlıktan öldük, şu bu diyen bir vatandaş kitlesinin şu bizim bu türbe sokakta araba koyacak yer bulunmuyor. Yanlış mı?
araba koyacak yer bulunmuyor. Bunlar herhalde Yıldızlar'daki adamların arabaları değil, işte bu sokaktaki adamların arabaları. Ve her evde en aşağı 3-4 tane cep telefonu. İsrafı, yani hayat standardı gayet yükseldi. Gayet yükseldi, öyle azmaz değil, gayet yükseldi. Devlet de ancak bu kadar yapabilir, yapıyor, yapmaya da devam ediyor. Yani ben buna kafi demiyorum, devlet başkanının burada şeyi yok, kusuru yok. Tedricatla olur, koskoca devlet, yavaş yavaş olur bu iş. Malcolm X, bir Müslüman, Müslüman beldede gece aç yatar da sabaha o beldeye kılıç çekmezse şaşarım. Hazreti Ebu Zer Gıfari demiş, bunlarda bu konu hakkında ne buyuruluyor? Kılıç isyanla olmaz, yani maddi isyan, kan hoş bir şey değil. Bu memleket kanı öyle görmüş, öyle görmüş ki topraklarında kan akacak yer kalmadı yani, her taraf kan. Artık kan yeter, kan yeter. Dahilde kan yok, dahilde kan yok. Birçok yerlere el attılar işte, ihtiyarlara şimdi maaş veriyorlar. Herhalde ev kadınlarına kısmen nasılsa bir çare buldular, bir şeyler veriyorlar. Hastalara bilmem yardım, odun, kömür bilmem ne falan, devlet yapabildiğini yapıyor yani. Ve aldığı günden bugün arasında çok büyük fark var. İnsaflı olmak lazım.